Merhaba arkadaşlar, Kral Makara'yla yepyeni bir geceye ve yepyeni bir güne hoş geldiniz. Değerli dostlarım, bugün anlatacağımız konu sözleşmeli yerde spor ve sözlü mülakatta tüyoları vereceğiz. Kazanma şansınız nasıl daha yüksek olur? Bugün o konuyu dile getireceğiz. Bizleri dinleyen %85 oranındaki kardeşlerimiz, sözleşmeli er olmak isteyen kardeşlerimiz şu anda eğitim bekliyor. Bizleri can kulağıyla dinlediler. Baştan sona kadar ne yapılır, nasıl uygulanır, oradayken ne yapmanız gerektiğini her zaman anlattık. Ve bizleri dinledikleri için şu anda kazandılar. Sadece eğitim bekliyorlar. %15'lik kısım ise maalesef sözlü mülakatta olumsuz etkiler bıraktı. Yapmaması gereken şeyleri yaptığı için kalmak zorunda kaldı. Ama bitti mi? Bitmedi. Tekrardan başvurdular bu kardeşlerimiz ve tekrardan mülakata gidecekler. Bu konuyu anlatacağız arkadaşlar. Can kulağıyla dinleyin ki bir şeyler öğrenin ve hedeflerinizi bir tutmaya devam edin. Arkadaşlar, önce spor mülakatından başlayalım. Çünkü spor mülakatından kalan adaylar maalesef sözlü mülakatına gidemiyor. Buradan başlayalım. Bir kardeşimiz, çok yakından tanıdığım bir kardeşimiz, sözlü mülakatına girmeden önce spor mülakatına girecek. Spor mülakatına da girmeden önce çiğ köfteciden çiğ köfte yiyor. 2 tane, 2,5 tane çiğ köfte yiyor. Ne olur o mide? Mide artık tıkanır. Ne koşu yapabilirsin, ne şınav, ne mekik. Kendini öyle bir zorlarsın ki eziyet çekersin. Yani hamallık gibi öldürür seni. Buradayken arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Spor mülakatına gitmeden önce, spora başlamadan önce kesinlikle katı yemekler yemeyin. Bunu yaptığınız zaman mideniz tıkandığı zaman ve ani spor yapacağınız için kendinizi zorlarsınız ve kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı çekersiniz. Bunun için ne yapmanız lazım? Hafif bisküvi, kek tarzı besinler tüketin. Ve güzel bir besin tüketin, yani kek, bisküvi, bunlar olması lazım. Oradayken şartlar bunu gerektiriyor çünkü. Spora başlamadan önce sizleri grup halinde ayırıyorlar orada. İçerideyken gel gel gel, sen 5 kişi 6 kişi şurada dur. Bu şekilde bir ayrılma oluyor arkadaşlar. Oradayken bir egzersiz yapın. 2 dakika boyunca koşamıyorsanız egzersiz yapın. Kollarınızı açın, kaldırın şu şekilde. Egzersiz yapın. Kollarınızı genişletin. Şınav çekeceğiniz için kollarınız pas tutmuş olabilir arkadaşlar. Bunun için ne yapmanız lazım? Kollarınızı şöyle açmanız lazım. Kollarınızı güzel bir şekilde esnetirseniz şınav pozisyonundayken rahatsızlık çekmezsiniz. Mekik pozisyonuna geçmeden önce arkadaşlar şu şekil. 2 dakika boyunca 15 tekrar. Bacaklarınızı açın ve esnek bir hale getirin. Bunları bu şekilde yaparsanız spor mülakatına 1-0 önde başlarsınız. Koşu mülakatına gitmeden önce zaten anlattım ya, mekik ve bacak esnetme durumu olduğu için koşuda sıkıntı çekmezsiniz. 2 dakikanın altında bitirmeniz gereken bir 400 metrelik tenek sistemi koşusu var arkadaşlar. Yaklaşık 6 tenekenin içinde ikişer tane takoz bulunuyor. Her takozu alıp koşuya başlarken orada büyük bir teneke var. Oraya atacaksınız. Bunu bu şekilde yapacaksınız. Depar atarak çıkın. Herkesin sistemi farklıdır. Uzun menzilli bir koşu olsa, 1500 metrelik bir koşu olsa derdim ki depar atmayın. Normal ramp şeyde çıkın. Tempoda çıkın. Ama mesafe kısa olduğu için sizin oradayken deparla çıkmanız lazım. Onun için katı ve rahatsız edici besinler, yemekler tüketmeyin. Bunu ben bunun için anlatıyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi lütfen kendi iyiliğiniz için spor mülakatına girmeden önce ne yediğinize, ne içtiğinize dikkatli bakın. Fazla su içmek de zararlı, fazla yemek yemek de zararlı. Çünkü koşacağınız için, şınav çekeceğiniz için, mekik çekeceğiniz için, bir anda her şeyi bir anda yapacağınız için sizler için olumsuz etkiler bırakır. Bir anda pes edersiniz, Allah etmesin. Pes etme durumunuz olur. Onun için
sakin olun ve kendi egzersizinizi kendiniz yapın. Hemen oraya girdiğiniz zaman spor mülakatına başlamadan önce vaktiniz var. 5 dakika, 10 dakika vaktiniz var. Bu arada hemen kendinizi geliştirin. Kollarınızı esnetin, bacaklarınızı esnetin ve kendinize güvenin, özgüvenli olun kardeşlerim. Spor mülakatındaki tiyolar bu şekilde. Sözlü mülakatına geçiyoruz arkadaşlar. Yapılan araştırmalara göre sözleşmeler olmak isteyen adaylar en çok sözlü mülakatta eleniyor arkadaşlar. Maalesef sözlü mülakatta eleniyor arkadaşlar. Duydunuz değil mi arkadaşlar? En çok sözlü mülakatta eleniyor adaylar maalesef. Peki bunun sebebi ne? Hiç merak ettiniz mi? Hiç kalan arkadaşlara sordunuz mu? Neden kaldın? Sebep neydi? Amaç neydi? Arkadaşlar, kalan adaylar çoğunlukla içeriye girdikleri zaman heyecana kapılıyorlar. Bir kere heyecana kapılıyorlar. Panik atak geçiriyorlar. Ne diyeceklerini bilmiyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Bunlar olduğu zaman sana sorulan soruların %90'ını cevaplasan bile kalırsın kardeşim. Komutanların senden istedikleri en önemli özellik kendini karşı tarafa nasıl ifade edebilirsin? Özgüvenliğin var mı? Cesaretli misin? Soğukkanlı mısın? Diksiyonun yerinde mi? Nasıl bir biçimin var? Nasıl bir hakimiyetin var? Bunu öğrenmeye çalışıyorlar komutanlar arkadaşlar. Sordukları sorular bizim hepimizin bildikleri şeyler. Ortaokuldayken derslerde gördüğümüz. Arkadaşlar, bu hatalara düşerseniz maalesef kaybedersiniz. İçeriye girerken kapıyı tıklatın bir kere. Kapının dibinde baş selamını verin ve isminizi ve ardından yaşadığınız memleketin ismini söyleyin, bekleyin. Komutanlar gel. Gel oğlum. Gelebilirsin dediği zaman gidin. Bazı arkadaşlar var, dingonun ahırına girmiş gibi kapıyı açıyorlar, direkt giriyorlar. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Karşıdaki komutanlar albay, yarbay. Millet, bunlar yani okumuş insanlar ya. Bizi biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Lütfen arkadaşlar, bu şekilde yapmayın. Kendinizi bir kere hakimiyetinizi kurun, düzeninizi kurun. Konuşmayı bilin. Karşı tarafla nasıl iletişime geçilir? Karşı tarafla nasıl bir pozitif konuşma yapılır? Bazıları giriyor, konuşuyor, konuştuklarını kimse de anlamıyor. Sanki şeye gider gibi, köye gider gibi. Sakin olun, soğukkanlı olun, özgüvenli olun, dik durun. Sorulan sorulara cevap verin. Veremediklerinizi anımsayamadım deyin. Zaten komutanlar sizleri geçirmek için bahane arıyorlar. TSK'ya adam lazım, asker lazım arkadaşlar. Lütfen bu şekilde yapmayın. Kendinizi bu şekilde yaptığınız sürece sürekli kaybetme duygusu yaşarsınız. Hakimiyetinizi iyi sağlayın. Komutanlarla iyi konuşun ve iyi iletişim kurun. Titremeyin. Pasif durmayın. Aktif durun. Kendinizi ifade etmeyi bilin. Nasıl kendini tanıt derse öyle bir tanıt ki komutanlar seni iyi bir şekilde tanısın. Başka türlü tanıtırsan başka türlü anlarlar arkadaşlar. Yani bu tüm sözlü mülakatlar için geçerli. Sadece sözleşmeli eller için değil. Bu şekilde kendinizi ifade etmeyin. Kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeye çalışın. İçerideyken sakin olun, özgüvenli olun. Böyle yaparsanız kazanamazsınız ama içeriye soğukkanlı bir şekilde, özgüvenli ve cesaretli, sempatik girerseniz, sorulan sorulara bile cevap verirseniz, veremedikleriniz olsa bile komutanlar size bir şans daha verebilirler. Bu şekilde devam edin.